Yanımızda Buenos Aires'te, Arjantin'de bizi yüzme dalında, yüzme spor dalında temsil edecek Aleyna Özkan var. Aleyna merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Aleyna Özkan. 11 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yüzüyorum. Buenos Aires Dünya Gençlik Oyunları'na gitmeye hak kazandım. 4 sporcu, Türkiye'den 4 sporcu olarak gidiyoruz. Tabii çok heyecanlıyım bu yüzden. Aynı zamanda bu okul tarihleri arasında gerçekleştiği için okuldan da devamsızlığım olacak. Ama sonuçta ülkemi temsil edeceğim için çok mutlu ve gururluyum. Aleyna, Buenos Aires'e gitmeden evvel burada sıkı bir kamp sürecinden geçiyorsun. Bize bir gününü anlatır mısın? Ya sporcu olarak özellikle yüzme konusunda günlerimiz çok yoğun geçiyor antrenmanlardan dolayı. Özellikle çift antrenman olduğunda sabah 5.30'da oluyor antrenmanımız. Sabahın 5.30'unda Fenerbahçe'ye geliyorum. Burada yüzüyorum. Yasin hocamla birlikte bu arada 5 senedir ona çalışıyorum. Daha sonrasında okula gidiyoruz. Tabii okul da 4'e kadar sürüyor. 4'e kadar tüm dersleri alıyorum. Ondan sonra tekrar antrenmana geliyorum. Kara kondisyon antrenmanım var 1 saat. 1 saat boyunca orada çalışıyorum. Ondan sonra da su antrenmanına geçiyorum yine 2 saat. Tabii ondan sonra eve gitmem yaklaşık 9'u buluyor. Bu da hani okul döneminde biraz yoğun oluyor benim için derslerle birlikte ama idare etmeye çalışıyorum. Tabii de çok zor bir spor ama çok öneriyorum yani. Başarılarımız geliyor, o yüzden mutluyuz. Senin pek çok da başarın var aslında Aleyna. Dolayısıyla geçmiş organizasyonlarda elde ettiğin o başarılardan biraz bahseder misin? Avrupa Gençlik Oyunları vardı, EOF diye geçen. Orada 3. olmuştum, bronz madalya almıştım. Türkiye'de bir ilk olup bayan sporcularda o çok büyük başarı benim için. Onun dışında 2017'de Bakü'de gerçekleşen İslam oyunlarında 2 tane altın kazanmıştım. Bir de en önemlisi bu sene 2018'de Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3. var. Onlar inşallah bu yarışta güzel geçer hepimiz için. Demirkan, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Demirkan Demir, 17 yaşındayım. Yüzmeye ilk 3 yaşında başladım. Küçükken abimi hep izleyip işte çok atlamak istermişim suya. Şiil Güngüler antrenörümle yüzüyorum. 5 senedir onunla beraberim. Yüzmede başarılarım kısacası geçen sene yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 2. oldum. Bir de 3. oldum. 100 kurbağada 3. 200 kurbağada 2. oldum. Demirkan, bize bir günlük kamp sürecinden bahsedebilir misin? Bir günün nasıl geçiyor Buenos Aires'e hazırlanırken? Hafta içleri pazartesi, çarşamba, cuma çift antrenman yapıyorum. Sabah 5.30'da buraya geliyorum. Yaklaşık 2 saat yüzüyorum. Ondan sonra okula gidiyorum. Okuldan sonra yine buraya gelip 5.30 civarı antrenmana başlıyorum. Yine 2 saat bir su antrenmanım var. Ondan sonra haftada 3 gün kara antrenmanım oluyor, yarım saat, 1 saat aralığında. Demirkan, Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olmak sende nasıl heyecanlar yaratıyor? Neler hissediyorsun? Yani çok güzel bir duygu. Ülkemi Arjantin'e temsil etmek, işte belki madalya şansı. Gurur verici bir duygu. Aleyna, şimdi 60 saniye turumuz var. Burada sana birkaç tane soru soracağız ve nasıl yanıt verdiğini takip edeceğiz. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin parça? Aklıma ne gelirse söylüyorum açıkçası, şarkı olarak belli bir şey yok. Dünya rekoru mu, altın madalya mı? Dünya rekoru. Kendi disiplinin haricinde hangi yarışmayı izlemeyi çok seviyorsun yüzmede? Sara Göström'ün yarışları. İdol sporcun kim? Sara Göström. Yüzmesen hangi sporu yapardın? Dans. Aklıma ilk gelen bu. Yüzücü olmasan ne yapardın? Voleybolcu olurdum. Voleybol oynardım herhalde. Lakabın ne? Aley. Uğurlu saydığın bir eşya ya da bir alışkanlığın var mı? Yok. Senin disiplininde dünya rekoru nedir? Benim branşımda Sara Göström. Ama derecesini bilmiyorum tam olarak. 25 var 50 metrede, öyle bir şeyler. Bize kendi disiplinin haricinde yüzmeden 3 tane isim sayabilir misin? Kendi branşım haricinde
Efimova, onu çok beğeniyorum, çok güzel bir kadın. Onun dışında Ruta aklıma geldi, Ruta Melitye, bir de Katinka Hosu. Demirkan, sırada 60 saniye turumuz var. Şimdi sana sorularımızı yönelteceğiz. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin parça? Vallahi o gün en çok ne dinlediysem genelde onu söylüyorum. Açık, yani daha çok böyle oluyor. Dünya rekoru mu, altın madalya? Dünya rekoru. Bize kendi disiplinin dışında yüzmeden 3 tane sporcu sayabilir misin? Michael Phelps, Morozov diye bir adam var. İsmini tam hatırlamıyorum. Bir de Benjamin Proud. İdol sporcun kim? Adam Peaty olabilir. Yüzmesen, yüzüğü olmasan hangi sporu yapardın? Amerikan futbolu ya da buz hokeyi. Yüzücü olmasan ne olmak isterdin? Amerikan futbolcusu ya da buz hokey sıfır gibi bir şey oluyor yani o da. Lakabın ne? Lakabım yok açıkçası yani.